Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samsun'un nabzında Engelsizsiniz ve Bir Anne isimli özel bir program yapıyoruz. Hem Engelliler Haftası olduğu için hem engelli bir kardeşimizin annesini konuk ediyoruz. Şimdi Mete 2007'de başlayıp 2012'ye kadar devletin özellikle Avrupa Birliği ile entegre olma süreci içerisinde taahhüt etti engellilerle ilgili önemli çalışmalar vardı, engelliler yasası ile ilgili. Fakat bu konuda adımlar atılmış olmasına rağmen 2012'ye kadar maalesef yapılması gereken 100 tane başlık varsa bunun sanıyorum 20 ya da 30 tanesi hayata geçirilebildi. Tabii. 70 tanesi hayata geçirilemediği için ek bir süre istendi ve 2015'te de bütün eksikliklerin giderileceği söylendi. Evet. Bu konuda ne durumda Türkiye? Sınıfta mı kalıyoruz? Gelişmeler var mı? Neler yapılması gerekiyor? Bize o süreci vakıf olduğun için anlatmanı istiyorum. Şimdi biz Samsun'da yaşayan engelliler olarak diğer şehirlere baktığımız zaman tam aradayız. Yani çok kötü değil, çok iyi de değil. Önce istersen yani Türkiye değerlendirmesi Türkiye, yapalım. Işte, sonra değerlendirirken Türkiye değerlendirdiğimiz zaman sınıfta kalıyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü hala paralimpik olimpiyatlarını bile biz katılma sürecinde ve bu konuda ne kadar başarılı olduğumuzu gösterme sürecinde eksi not alıyoruz. Ama yani birçok sürece bakarlarsa olimpiyatları almış, yani bildiğimiz olimpiyatları almış, o normal sağlıklı insanların o çok ses getiren bütün ülkelerin almak için çırpındığı olimpiyatları alan her ülkenin temelinde paralimpik olimpiyatlar vardır. Çünkü oradan yetkililer geldiği zaman bu insanlar yani olayı artık çözmüşler. Eğer bir şehrin, bir ülkenin yani mimarisi paralimpik olimpiyatlar uygunsa o zaman olimpiyatlar için harayal uygundur. Ya bu ne kadar basit bir çıkış noktası değil mi? Evet. Yani engelliler için yapılan her şey sağlıklı insanların hayatlarını daha da kolaylaştırıyor. Evet. Benim için yapılan bir rampa bir bebek arabasını çıkarmak için annenin işine yarıyor. Pazar çantaları şimdi tekerlekli, yaşlı bayanlar ne bileyim işte annelerimiz, anneannelerimiz, dedelerimiz kullanıyorlar. Onu çekiyor, merdivenden yukarı çekmek yolunda değil. Demek ki bu işin ortak bir akılı var değil mi? Yani akıl akıldan üstündür. Ve yapılmışı var. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ki. Sen çok güzel tariflemiştin. İşte hatırlıyorum yani, bunu. Evet. Engeller için yapılan bütün çalışmalar aslında sağlıklı tabii, insanların hayatlarını çok daha kolaylaştırmak adına yapılmalıydı. Ya ben artık mesela gittiğim birçok mesela çiftlikte burada en bariz mesela en hani Cumhuriyet Caddesi gibi hani birçok şehirlerim vardır ya en özel caddelerinden birisinde. Rampada sıra bekliyorum. Sağlıklı insanlar yani o yürüyebilen insanlar artık öyle bir refleks haline gelmiş. Rampadan yürüyerek iniyor aşağıya. Yani öyle yani ben teker insanlar yani bunu bu kadar görüyorsunuz. Her şeyin çok güzel yapılmışı var ve bunların aslında ama biz günü kurtarmak adına yaptığımız için bazı çalışmalar var. Hedefe uygunluğu çok tartışılabilir. Çok yüksek rampalar, saçma sapan. Mesela bir kaldırımdan çıkıyorsun, inişi yok. Rampa yok veya ne bileyim işte görme engellinin ne bileyim bir direk dikilmesi, bir çöp tenekesinin koyulması ya da işte oradan kafenin işte sandalye atması falan filan. O sarı levhalar var ya yerdeki o taşlar, onlar ne işe yarıyor diyor. İnsanlar çoğu zaman hala düşünüyorlar mı bilmiyorum. Onlar görme engellilerin tabii rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için. Ama sen onun önüne meşrubat tasası koyarsan olmaz bu iş. Yani o zaman o yapılan her şeyin yani altını üstünü her şeyini mahvetmiş olursun. Yani insanın insana saygısı olması lazım. Biz burada biraz bu ön yargılar, bu konuyu aşmamız gerekiyor biraz da. Katılıyorum. Yani herkesin sarı çizgilerden şey, evet, bahsedince aklıma şey ufuk söylemez ufuk gürbüz, mi? Ufuk gürbüz yani geldi. Mesela evet. O tamamıyla işin içinde. Bu ülkemde mesela beyaz olsun, bastonu bile tabii, anlatana baston, kadar çok tabii, zorlanıyoruz demişti. Hatırlıyorum tabii ben. Tabii ki. Mesela ben Ufuk Gürbüz'e sevgilerimi gönderiyorum. Değerli büyüğümdür. Yani onun ben hala gördüğünü inanıyorum. Çünkü öyle bir olayları çok güzel görme engelli. Yani bir de bunun arasında fark var. Görme engelli bir de ben her geçen gelişiyorum. Kör çok ayrı. Bir de görme engelli var, az görenler. Onlar bile kendi aralarında ayrılmışlar ya. Ya bizim üzücü olan engellilerin bir gerçeği var ki bir araya gelemiyoruz. Hmm. Onu da konuşacağız. Yani o da ayrı mevzu. Ama işte Ufuk Gürbüz bu konuda çok şeyler mesela yapmaya çalıştı. Mesela bu farkındalığı yaymaya çalıştı. Sonra birçok Lokman Ayva vardı mesela. Eski milletvekilimiz. O mesela çabaları oldu. Yani ama işte bizim hakkımızda karar veren, karar merci olan kurumlarda ya da o mecliste diyeyim kişilerde, o camiada engelli yok. Yani çok az ya da hiç yok. Ben bilmiyorum yani. Şu an mecliste 5 tane mi engelli milletvekili var. Yani 5 tane mi artık neyse. Ama birisini kimleri duyduk? Şafak Pavey'i duyuyoruz mesela. Devamlı Sayın Şafak Pavey'i. Diğerlerine bakıyorum hiç ortalıkta yoklar mesela.
Ya bir çalıştayın herhangi bir çözüm sürecini falan filan diyoruz, her şeyden bahsediyoruz. Engellilerle ilgili olan çalışmalar içerisinde bakıyorum, hiç kimse yok. Acaba yani orada mı meclise nereye, gitmiyor? İşte ne yapıyorsunuz siz o zaman, niçin oradasınız? Şimdi gidecek olanlar mesela benim 7-8 tane konuğum sağ olsun çok özel konuklardı ve milletvekili adayı olmuşlardı. Ya hepsinin birden girmesini istedim ben ya, ki işte şey olsun. Allah hepsinin yolunu baktığı çok özel insanlar çünkü. Onlar benim programıma katılmışsa bu farkındalığı yaşamışlardır diye düşünüyorum. Oraya da gittikleri zaman herhalde yani mecliste bunları da dile getireceklerdir. Peki şehir mobilyalarının dönüşmesinde zaruri ihtiyaçların karşılanmasında artık bunlar geride kaldı diyebilir miyiz Türkiye ve Samsun Yok, için? Yok, geride kaldı diyemeyiz. Hala bir engelliler koordinasyon merkezinin kurulması gerektirir. Yani bunun için çabası olan insanlar var. Mesela şu an Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Sayın Avukat Yılmaz, Mehmet Yılmaz mesela bıraktı. Onun yerine şu an bu hafta sonunda işte bu haftaki programda konuk da olacaktır. Sayın Hayriye Akkemezoğlu gelecek falan. İşte onların yerlerinin nasıl kullanıldığı. Mesela bir engelli bir şehre gittiği zaman bir telefon numarası olmalı. Nasıl 155-112 gibi. İşte bir tuvaletin nerededir ya da nereye ulaşabilirim ya da bu Sakatlar Derneği ya da ne bileyim işte bu tip bir yer olması lazım diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ve engelliler kendi aralarında o kadar kesin çizgilerle ayrılmışlar ki aslında kötü olan bu. Öyle mi? Ve bir de benim en çok yani mesela bu zaman içerisinde düşündüğüm ve zoruma giden engellinin engelliği kullanması. Nasıl oluyor Mete? Yani nasıl gerçekleşiyor? Yani bu çok üzücü bir durum ama maalesef öyle oluyor. Herkes kendini vazgeçilmez zannediyor. Kulüp başkanı olsun, spor kulüpleri. Mesela Samsun'da iki tane dernek var. Birisi 6 nokta görme engelliler, yani körler derneği var. Başkanı bayan, ne güzel de ki Sayın Aynur Yiğit. Ona da selamlarımı gönderiyorum. Birisi Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Hayriye Akkemezoğlu. İkisinde de bayan. Bunlar güzel şeyler. Bayan olması, o şeyler. Ama yapılan icraatlara bakacağız. Diğer geri kalan hepsi spor kulüpleri. Yani onlar mesela devamlı birçok spor kulübü var. Ama bunları işte nasıl diyeyim size. Herkes de diyor ki mesela bir belediye başkanı diyor ki ya hepiniz toplanın da gelin. Yani ben hepinize nasıl ayrı ayrı mesela destek olabilirim, yardımcı olabilirim. Bir de bunların arasında bir kıstas da yok yani. Hangisi başarılıdır? Çünkü bu denetleme yok, bir şey yok. Hani sormalı, senin kaç tane milli sporcun var mesela? Yani sen bu işi yapıyorsun, tamam güzel, destek istiyorsun da neler yaptın bu zamana kadar? Mesela bizim Mustafa Tuncel var, Mehmet Yaşar var mesela. Yaşam Parkı'nda tanıdığım benim çok özel insanlardır bunlar. Mustafa Tuncel milli atıcı, işte Ekspres Engelliler Kulübü'nde. Biz milli badmintoncumuz var, Aslan Şahin. Yani o kadar önemli, çok özel kişiler var ki. Ben bu şeyde mesela Nihat Yılmaz diye biriyle tanıştım. Yani Nihat Hoca Boça diye geçiyor. Ya çok özel bir insan. Boça milli takım antrenörü. Yani Boça çok ağır engellilerin yapabileceği bir spor. Ve çok özel bir spor. Ve beyefendi şu an bizi izlemek istiyordur. Biliyorum ben Nihat Bey'in ama yollardadır. Ama statüsü mesela Fatih Terim'le aynı. Milli takımlar teknik direktörü. Ve şu an adım adım Türkiye'yi dolaşıyor. Bu işte yani mesela biz engellilerimin en çok istediğim eğitim bir ama spor çok önemli. Sporla hayata tutunuyor engelliler çünkü. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Sporun anneler ve babalar tarafından yönlendirilmesi konusunda da biraz gerçi siz çok net ifade ettiniz. Evden dışarı çıkarmıyorlar ki spora yönlendirsinler diyorsunuz. Evet, anneler, babalar. Ben şimdiki zamanla eskisi zaman bir değil. Şimdi bayağı kurumlar açılmış. Spor salonları var. Nasıl anlatayım size? Yani çocuğuna spor yaptırabilir imkanları var. İmkanlar daha çok geniş. Onları hayata daha çok kolay hazırlayabilirler. Yani bir 10 yıl veya 15 yıl öncekiyle şimdiki aynı değil. Şimdi daha kolay. Kaldırımlarımız daha kolay. Spor salonları var. Evet. Mesela o salonlara ben, şu Canik miydi Mete, gitmiştik oraya. Orada bir salon var. Salon çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Ve orada çocuklar istediği hareketi yaptırabilirler. Ha, bir salonları yaptık, kaldırımları yaptık. Ama sevk, çocukları sevk etmek. En başta anne babaları sevk ettireceğiz bu hareketleri yaptırmaya. Sonra çocuklar alışacak, peş peşe gelecek zaten. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani mesela o salonlar çok güzel yani. Ya sporla engelliler, gençler olsun, çok çocuklar önemli. Olsun, hayatta tutunuyorlar, hayatta tutunuyorlar. Ben bunu gördüm. Ve tutkuyla yapıyorlar ve başarılı oluyorlar.
Yani gerçekten yani çok özel insanlar tanıdım ben program sayesinde. İşte ben mesela sabahtan akşama kadar internetin başındayım yani. E tamam bir yerlere yetişemiyorsun ama önümdeki teknolojiyi bu şekilde kullanıyorum. Herkes söylüyor ya ne yapıyorsun falan diye ama insanları takip etmek zorundasın. Yani bir şekilde takip ediyorum. Gerçekten çok başarılıyız biz bu tarz konularda. Ya mesela ben şeyi tanıdım ya Ahmet Tayfun Aslan mesela burada öğrenci kendisi görme engelli. Ya çocuk aşmış, olayları aşmış yani bambaşka bir çocuk. Yani bambaşka bir insan yani göya kör. Ama yani o beyaz bastonuyla bana diyor ki eve geleceğim diyor falan. Ya diyorum Ahmet yanında kimse var mı falan. Abi niye gidiyor? Tek başına İşte tek başına yaşıyor çıkıyor gibi tek başına yaşıyor. Ne yapıyorsun tabii, Ahmet yemek yapıyor. Bu, yani biz bu konuda özgüven, bireysel olarak kaçmışız. Evet üniversiteye işte, gidiyor, üniversiteye okuyor, gidiyor, her işi kendi yapıyor. Mesela ben en son hatırlarsanız hani siz de duydunuz. Hani rektör Bey Hüseyin Akan. Tabii moderatörlük evet, yaptı. 40. Evet, yıl sebebi evet, omenin. Yılın bürokratı olan Kenan Önalan geldi mesela. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda işte müşavirdi kendisi. Onlarla tanışmama vesile oldu. Bu bir öğrenci. Ve onlar gelip programa katıldılar. O çocuğun başarısının sırrı ne peki? Yani çocuk anne baba yerinde. Mı? Anne ve babadan kaynaklanan bir özgüven. Tabii. Özgüven. Aynen. Evet yerinde duramıyor. Yalnız başına yaşıyor. Okula gidiyor, çalışıyor. Ve bunun yanında bir de arkadaşlarına etkinlikler sağlıyor. Uğraşıyor. Ama böylesine cesaretlendiren bir şey olması lazım. İşte şimdi evet. Onun ailesi tabii destek olmadan olmuyor. Benim mesela çok özel bir ailem var. Annem yani şimdi yanımda yani ne bileyim ben söyleyemem ama yani. Söyle tabii ki. Annem olmasa olmaz. Evet. Benim için mesela şey derler yani ben mesela bir sözüm vardır. Yani anne kokusu parmak izi gibidir. Ben böyle ya bir yazı yazmıştım mesela nasıl diyeyim size. Annemin tabii olmasaydı kim bilir ben ne haldeydim. Ablam olmasaydı, eniştem olmasaydı. Yani o yeğenlerim olmasaydı. Ne bileyim yani şu an mesela o kalbur üstü mesela aile çok önemli. O çekirdek aile. Evet. E tabii bundan sonra tanıştığım çok güzel insanlar fakat oldu benim. O çocuğun ailesini de ben merak ediyorum. Hangi çocuğun? Ahmet dediğimiz çocuğun. Soyadını bilmiyorum. Üniversitede okuyor. Evet, evet. Yani gelip de bizi vesile olan, bizi oraya götüren, üniversiteye götüren etkinlikler ama yapmış, hazırlamış. Ama kendisi şunu söylüyor. Ben diyor, düzene diyor çomak sokan bir adamım diyor. Tamam. Olayı da o şekilde betimliyor. Sağ olsun Profesör Doktor Sevilhan Mennan Hanım mesela rektör yardımcısı. Yani çok duyarlı insanlar. Eskiden biz mesela okuldayken ben hatırlıyorum bir profesörün yanına gidip de böyle bir herhangi bir soruyu sormayı bırakın. Hani ben öyle hatırlıyorum ya. Ben yani 3 sene ders alıyorum bir düşün yani. Ölçme ve değerlendirme bilgisi üniversitede hatırlıyorum. Ben ismini unuttum ya profesörün. Yani ama şimdi çünkü neden? Dersini verir gider. Öyle gider kapısında sır beklersin yani. Öyle gideceğim bir soru soracağım, çat kapı gireceğim falan. Ama şimdi bakıyorum ya bizim rektörümüz sağ olsun 19 Mayıs Üniversitesi rektörü. Ne kadar güzel insanlar ya bunlar. Bekir Şişman doçent doktor mesela. O geldi mesela. Sevilhan Hanım ya. Meramını anlatıyorsun ya konuşup sohbeti de biliyorsun. Çok güzel ilgilendiler yani nasıl anlatıyorsun? Öğrenciler için de böyle. Düzenlemiş. Öğrencilerin onlara karşı bir yaklaşımı var. Ya bu çok özel şeyler. Mesela program sayesinde diyorlar ki ne kazanıyorsun? Ya ben insan kazanıyorum ya. Ne kadar güzel insan tanıyorum. Mesela bir engelsizsin şiiri yazan bir insanla tanıştım ben mesela. Koral Yüksel, namı diğer Garaday'ı. Ya adam hiçbir şey yokken oturmuş şiir yazayım demiş. Bizim duygularımıza tercüman olmuş. İşte o da sağ olsun... Dönence programı yine Haber Radyo'da yapan Kaan Ali Kolcuoğlu'nun programına çıkmıştı. Ben şiiri duydum, gülüm diken diken oldu. Kaan Bey'e telefon ettim. Sonra sağ olsun Kaan Bey mesela o deneyimim de var. Beni radyosuna davet etti programına, konuk oldum. Bir radyoculuk, bir radyo deneyimi yaşadım. Yani bunları kazanıyorum. Mehmet, mesela ben Ödgün Sanat Atölyesi diye bir tiyatro grubu var ya. Adamlar mesela telefon sabah bir açtım. Face'de yazıyor, yer bildirim yapıyorlar ya. Tunceli Pertek. Açtım telefonu, Erdem dedim, ne abi orada mısınız falan. Evet abi geldik diyor. E dün Elazığ'daydınız. E tamam burada. Ondan sonra kapattık telefonu, ertesi gün oldu. Neredesin Erdem? İşte Bozcaada'yız. Neredesin? Lefke'deyim. Ne yapıyorlar? Yönsenat Erdemler kişi, tanıyorum ben. Evet bunları. Yani düşün Erdem Öksüz'e bana ödül verdiler ya bu insanlar. Turgay Tanülkü, yani devlet tiyatrocusu, yani Mehmet Nurkut İlhan. Ben onun elinden ödül aldım ya. Beni çağırdılar. Buradan Ankara'ya gittim. O süreci siz de biliyorsunuz. Yani nasıl diyeyim... Onların bana ödül vermesi çok ayrı bir şey oldu. Çünkü onlar Türkiye'yi biliyorlar. Buradan şunu anlıyorum aslında. Bir konu başlığı da bu. Yani çocukların gizlenmesi, şeylerde saklanmasının dışında onlara yapılan desteklerin amaca evet, uygun olup olmadığını da tartıştık. Bir başka önemli konu daha var. Ve saydığınız örneklerin hepsi de son derece kendi alanlarında başarılı olmuş. Ha, bak, ben bir daha bir şey söyleyeyim. Bitireyim ben, özür diliyorum. Evet. Sizin özel örneğinizden çıktığımız zaman da sizin evde değildi. Toplumun içerisine üretken olarak katılıyor olmanızı bir
4 yıllık bir background'u var. Tabii. Hayatınızda yaratmış olduğu etki kesinlikle buralara taşıdı. Demek ki evlerinde mahpus tutulan tabii engelli kardeşlerimize de her imkan sunulabilse, yani buradan yine bu işi yöneten, özellikle engeller yasası konusunda kafa yoran bürokratlara evet buradan seslenelim. Tabii ki. Müthiş cevherler var ve fark edilmeyi bekliyorlar, değerlendirilmeyi bekliyorlar. Lütfen onları üretkenliğin içerisinde, hayatın içerisinde çekelim. Kabiliyetleri oranında tabii değil mi? O zaman neler olabileceğini de görmek mümkün, örneklerini işte Mete'de görüyoruz mesela. Evet, ben... Buyurun. Şeyde GATA'da götürdü, fizik tedavi görecek Mete. Şeye, bilgisayar kursları var. Oğlum dedim, seni şu bilgisayar kursuna yazdırayım dedim. Belki bir şeyler yaparsın. Ne güzel düşünmüşsün. Hayır anne dedi, ben dedi yapamam dedi. Ben yazdırdım. Oğlum belki üç defa kapısına gitti. Ama oğlum sonradan engellendiği için, engel olduğu için şey yapamadı. Hani yapamam dedi. Neyse biz oradan vazgeçtik. O kursu yazdırdığım halde kurstan vazgeçtik. Eve geldik. Bir süre sonra ben bilgisayar aldım. O zaman bu laptoplar falan yok. Masaüstü bilgisayarı var. Benim oğlum onu da kullanmadı. Anlatabiliyor muyum? Onu da kullanmadı. Ama aman dedim. Benim oğlum bilgisayar mı kullanacak? Belki bir gün, bakın şimdi. Bir diyorum ki, ay kullanamaz diyorum. Ay kullanır diyorum. Kendinize, sonra gene içime böyle bir şey geliyor. Yani ışık geliyor yani. Neyse, laptoplar çıktı. Ay dedim, vallahi yalan olmasın, ilk laptop 2200 lira. Bir para var, bu para da çok para. Ben ev alırken sıkışmadım, bu bilgisayar alırken sıkıştım. İşin açıkçası bu yani. Kredi kartı falan varmış, ben anlamadım. Anlamıyorum kredi kartında o kadar yani olacağını. He. Neyse, birisine kredi kartı bulduk. Biz aldık bu bilgisayarı. Ve 200 lira taksit ödüyoruz. Ondan ben bunu aldım. Benim ama Mete'yi de kullandırmaya başladınız bu arada. Bunu kullanmaya başladım. Ben de bilgisayardan anlamıyorum. Siz de onunla beraber evet, sadece o değil, şoförlüğe başladığınızı da biliyorum ben. Benim oğlum oradan kullanmaya başladı. Allah'ım çok şükür dedim. Bunu da gördüm ya dedim. Ondan sonra ben o bilgisayarı kullanırken halen bakmıyorum. Nasıl kullanıyor, ne yapıyor, hangi parmağıyla vuruyor bile... İnanın ki henüz öğrenmek istemiyorum ama kullanıyor. Çok ama çok çabalar tabii, sizin çabanız evet, çabalarla oldu. Şoförlük deneyiminiz de yine Mete'nin bir yerleri götürüp getirmesi için galiba. Ama çaba sarf ettim. Size bir an hevesi geçiyor. Bir an biz böyle kapalı kaldığımız zaman ay yapacağım diyorum gene bunu diyorum yani. Hayır hani orada da yine şimdi nasıl orada da yapabilirdi ama maalesef üzüntü verici bir şey ki. Korktum. Biz gene bir şeye geliyoruz yani. Ya annemle mesela ben bir gün arabaya bindim. Anne dedim dörtlüleri yakar mısın? Dörtlülerin nerede olduğunu bilmiyorum. Ya özel ders alıyorsun anne sen dedim. Nasıl öğretmezler sana bunu ya? Görmüşler mesela annemin işte bu tavrını, böyle şeyini. Öyle gidiyor geliyor annem işte arabaya oturuyor. Gaza bas, frene bas. Vites değiştir, bitti. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Yani Sinan Bey siz de araba kullanıyorsunuz mesela. Evet. Evet. Yani insanların bu zayıf noktalarından yararlanmak istemi sadece engeller için şey değil ki bu. Biz yani bizde böyle bir garip bir durum da oluştu. Yani istediğimiz kadar toz pembe anlatalım kendimize ama biz acayip bir duruma geldik ya. Olsun, mesela nasıl olsun anlatayım, olsun olsun değil. Yani mesela herkes kendini vazgeçilmez zannediyor. Hayır efendim, kimse vazgeçilmez değil. Anneler vazgeçilmez zannediyor. Anneler vazgeçmesin. Uğraşsınlar. Oluyor. Bir şekilde oluyor yani. Evet. Ben bunu yaptıktan sonra benim dağ gibi oğlum yıkıldı her şey önümde. Bir yeri tutmadı. Yani ben bunu uğraşa. Lütfen anneler, lütfen size hepinize rica ediyorum çıkın ortaya. Çok güzel. Tabii bu önemli. Bu çıkış noktası önemli. Peki Mete, şurada kalmıştık. 2012'de sonlanan evet bir süreç. 2015'e kadar ek bir süre. Şu an hala yapılmamış olan neler var? Eksikleri ortaya koyduğumuz var. Yapılmamış neler var? Mesela en yakın zamanda seçimlerde göreceğiz. Oy kullanamayan engelliler. Gazetelere manşet olacağız yine. Neden? Bir de böyle bir durum da var şimdi. Adam bizim oy hakkımız var, şu var, bu var. Bir gidiyorsun salonun senin 7. katta. İnisiyatifine bırakılmış mesela oradaki. Şimdi 8,5-9 milyon Türkiye'deki evet, yani engelliden böyle bir bahsediyoruz. Şey var, evet. Şimdi herkes gidiyor, oy topluyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Onun mesela engellerle fotoğraf çekiliyor. Samimi misiniz?
Peki ben oy kullanmaya giderken mesela niye paldır küldür aldırıyor? Mesela şey görevlisinin aşağı inmesi gerekmiyor muydu? Gelip benim için mesela. Meğer bu da onun inisiyatifine bırakılmış. Peki bu beyefendinin inisiyatifine bırakılsa inisiyatiften ne anlıyoruz biz? İnisiyatif dediğin zaman işin içine vicdan giriyor. Demek ki sen onu o yeterlilikte görmüşlerse ki seni, senin aşağı ineceğine yani illa emir mi verilmesi gerekiyor? Bir daha açar mısın bu konu? Önemli bu. Çünkü ne, yani ne, tam olarak neyden bahsediyorsun? Yani yasadan mesela düşünsenize bu oradaki şey ne derler? Seçim görevlisinin yani oradaki sandığın başında duran kişi aşağı inecek. Benim çıkamadığım zaman evet. Ben oyumu kullanacağım. Evet. Ama bu böyle kesin bir şey değilmiş. Bu inisiyatifine bırakılmış. Yani isterse iner, isterse inmez gibi bir durum söz konusu. Yani sen oy kullanamayabiliyorsun tabii yani. Kullanamayabiliyorsun. Tabii canım kullanamayabilirsin. Eğer fiziksel olarak çıkışı mümkün tabii değilse. Çok kişi mesela heyet raporu alırken mesela tam teşekküllü bir devlet hastanesinden mesela paldır küldür kavga tulumba giderken şudur budur işte asansör bozuk dediği zaman. Yani bunları aynı şekilde bir seçim kuyruklarında da göreceğiz yani. Buradan şimdi, o zaman bu uyarıları peki yani şimdi programda o zaman ne olacak galiba? Adam şimdi ben oy kullanmaya gidiyorum ya ben bir vatandaşım tamam mı yani oyumu kullan bir oyuz ya sadece bir oyuz. Evet. Bunu da gidelim yapalım değil mi vatandaşlık görevimiz değil mi? Evet yapılması yani da gerekiyor. Yani bunu yapması gerekiyor. Ben de kendime göre bana ne bileyim işte bir yol açan bir şeyim olamaz mı yani bir partiyi tutamaz mıyım yani şurada burada. Yani biz ya, nasıl diyeyim? Ama göreceğiz bu gene aynı şekilde tekerrür edecek. Yani daha önce 2011'de evet, de benzer sorunlar... Evet, o yerel seçimlerde oldu. Belediye başkanlığı seçimlerinde oldu. Çok bir şey oldu. Bu konuyu oldu. Aslında... Göreceğiz yani okullarda yine bunu yaşayacağız. Ve o zaman zaten anlayın ki eğitim öğretim kurumlarının bu haldeyse diğer kalan kısımlarda da demek ki daha birçok eksiğimiz var. Ama bizler hep niceliğin peşindeyiz. Niteliğe hiç bakmıyoruz. Yapıldı mı yapıldı. Nasıl yapıldı? Ya yapılmıştır. İşte bir rampa gösteriyor sana. Daracık. Bu önemli ama bizim bu konuyu yani, çok süratli daracık, bir şekilde daracık, tartışmamız lazım bir yerden toplumda. Gidiyor. İşte sana bir rampa yapmış. İşte ya girme giremezsin ki oraya. Asansör yapmışlar. 8 kişilik yazıyor. Pamuk Prenses ve 700 jener. Yani oraya sen sandalyeni sokamıyorsun kardeşim. Hangi 8 kişiye göre yaptın bunu? Yani İl Seçim Kurulu'na evet. Bizim bu konuyu süratle eğer evet, izliyorlarsa yani, buradan da Samsun'da en azından çok Samsun'da... oldu. Haber olan insanlar oldu mesela. Tanıdığım insanlar var yani. Ve adamlar yani insan bir yerden sonra da sinirleniyor ya. Hani ya kullanmıyorum diye çıkabiliyorsun ya, yani. Ne yapabilirsin? Sen de insansın. 4-5 kişi geliyor, tutuyorsun, i̇şte hoppa, yani kaldırıyorlar ama kullanma bir şekilde. O sandalyedeki kişinin şeyini düşünmüyorlar. Psikolojisini değil mi? Yani ne kadar düşünebiliyor ya musun sen? Sadece oy kullanacağım yani. Bunu yani kaldır. Ya. Başka Mete bu önemli, İl Seçim şey Kurulu'na bizim yani. Yarın bunu evet. Çok... O denetlenmeli, o bence olmalı. Yani başka onun üzerinde Mete? Durulmalı. Hala onun dışında mesela ulaşım sorunumuz var, ulaşım ve erişebileceği sorunumuz var. Diğer belediyeler hani nasıl, madem ki bütün araçlara yapılmıyor, hani belediye otobüslerine yapılmıyor, yapamadık, olmadı. Hadi bir ama yapılması gerekiyor. Yasa gereği yapılması gerekiyor. Yasada bu var. Peki o zaman tamam 3 tane mesela Büyükşehir Belediyesi almış. Diğer belediye başkanlarının ben tabii yani niyetinden asla şüphem yok. Yani ben şey değil ama. Hayır buradan onlara mesajlarımızı verelim. Evet. Onlar da alsınlar. 3 araçta siyah alsınlar. Bu kadar mesela Osman Bey ne kadar duyarlı bir insan. Osman Bey, Erdoğan Bey'e. Tabii ki. Buradan tabii. İshak Bey'e mesajlarımızı tabii gönderelim kesinlikle. O zaman. Ama bir de o kadar enteresan bir örnek oldu ki bir belediye başkanı aynı araçtan bir tane yaptırıyor. Ya yapılmışı varken sen gidip daha kötüsünü nasıl yaptırabilirsin? Gidip ötekini örnek almıyor ve çok kötü bir araç yapılıyor. Yani bilenlerin kafası şeye vuruyor mesela, tavana vuruyor. Ya bunun yapılmışı var, oradan örnek alın ya. Ya bunlar basit şeyler, aslında çok küçücük şeyler. Sorun yaratan sonuçta bizler değiliz. Yani bizden mesela nasıl başladı? Sakatlar, özürlüler, engelliler. Şimdi engellileri sorunları tartışmaya başladı. En son bir sorunlu insanlar olarak çıkacağız ortaya. Ama biz sorumlu insanlar değiliz aslında ya. Tamam bir kısım insan var ama herkesi böyle istismar eden engelliler de var. Yani çok kötü bir durum. Benim zaten en çok zoruma giden o. Engellinin demin de söylediğim gibi engellinin engelli istismar etmesi. Ama böyle olmaz ki. Böyle olmaz. Komple zihniyette bir sıkıntı var. Yani biz istiyoruz ki mesela herkes mesela bir yere geldiği zaman zannediyor kendini vazgeçilmez. Ve şu akıl akıldan üstündür kardeşim. Yani bunun müzakeresini yapın oturup konuşabiliriz. Bir görme engelli mesela en son ben size bir şey paylaştım. Ya bütün görme engelli şeyler bir adaya düştüğünü düşünün. Bir işitme engelli. Yani bir işitme engelli, bir görme engelli. Adaya düştüğünü düşünün. Bunların bir işaret dil tercümanına ihtiyacı var. Başka türlü anlaşamazlar. Orada ikisi de o küçücük adada birbirlerini tanımadan ölür giderler. Ve ben işaret dilinde sağ olsun bana destek olan Murat Tekin var. Çok güzel bir kardeşim benim sağ olsun. Bana geliyor yardımcı ediyor ve biz bu şekilde bunu yani bu Samsun'da tabii işitme engelleri ulaştırıyoruz. Türkiye'de başka örneği de yok. Evet Samsun'da bu bir şey oldu. En son ne duyduk biliyor musunuz Murat'la birlikte?
14 tane işaret dili kursu açılmış. Bu hem iyi hem kötü bir şey. Hem İşitme engelliler olimpiyatlar olacak galiba Türkiye'de 2017'de. Evet, o olacak. Olimpiyatlar olacak mesela. Bunu hazırlık için burası resmen bir pazar oluşmuş. 3 aylık sertifikayla adam gidip kurs açabiliyormuş mesela. Açmaya başlamışlar. Ama sadece orada sen İngilizce 3 ayda öğrenebilir misin mesela? İşaret dili çok farklı bir şey. Yani onun Murat'tan ben çok şey öğreniyorum sağ olsun. Yani ne bileyim işte bu programın en büyük bana getirizlerinden birisi o. Güzel insanlar. O da bir engelliye ulaşabilmek. Yani işitme engellilere yani ulaşabiliyorsun bunun sayesinde. Yani Umut Tufan yani var mesela. Yani zamanında tabii, mesela ana haber sunuyordu. Ama adam yerleşti yetişemiyor her yere. O zaman yetişemiyordu. Şimdi birçok kişi var ama biz bilmiyoruz ki yani bu adam gerçekten yani ben işaretini biliyor muyum bilmiyorum. Acaba beni gerçekten tam olarak çevirebiliyor mu? Bunun farkında mıyız? Değiliz. Yani onun için hep bunların bir tamam bir şeyler yapılıyor veriliyor ama bir nasıl denetimi olması lazım. Yani bir de üstlerine takip edilmesi lazım. Her konuda engellerle yapılan işte. Yapıldı mı yapılmadı mı? Şudur budur, şudur şeydir. Yani bunun bir yani yaptık ettik oldu bitti gitti yok. Bir bakalım devamını getirelim bir gidelim bakalım ne olmuş gerçekten yapmışlar mı? Bir teker bir sandalyeyi alalım götürelim ne bileyim işte atıyorum şu rampadan çıkarmaya çalışalım gerçekten orayı yapan usta yapmış mı bunu? O mailini verebilmiş mi? Eğimini verebilmiş mi? Kapının girişleri yapılmış mı? Asansör sesli uyarı sistemi düzgün çalışıyor mu? Yani nasıl anlatabilirim? Yani bunları zaman içerisinde zaten tek tek yani hep yaşıyoruz işte haberlerde görüyoruz. E demek ki yani yapılacak daha çok şey var. Peki mevcut yasanın şu anda ilerlemesi adına gelişmeleri nasıl görüyorsun? Yani çalışılıyor mu bu söylediğin pratikler hayata geçirilsin? Şu seçim sürecinde ben şeyi gördüm ki yani çok da öyle üzerinde durulmuyor. Gene engeller ötekilenmiş durumda. Var mı siyasi partilerin projelerin mesela, içerisinde peki? Söylüyorlar hep de vaatler var. Bu seni tatmin ediyor mu yoksa yine söylediğin nokta? Sanmıyorum ben sanmıyorum yani kusura bakmasınlar ama. Çünkü yapılanları da gördüğüm için yani bunlar en sonunda gidiyor kalıyor farkındalığı olan. Birkaç insanı sırtına iniyor. Onlar yapıyorlar ama diğerleri onları örnek almayı bırakın. Yanlarına bile yanaşmıyorlar yani sonuçta. Çünkü o karar merceğinin içerisinde engelliler yok. Yani gidip de mesela bizim sivil toplum örgütleri ne mesela Avrupa'da böyle bir sistem varmış. Yani sivil toplum örgütleri ne hükümde danışılır? Nedir eksik, çudur budur? Ondan sonra yani onlar en üst seviyedeki karar merci gibiymiş yani. Onlardan fikir alınıyor. Bizde böyle bir şey yok. Ya bana kimse bir şey sormuyor yani nedir ne değildir yani bunu nasıl yapalım şunu nasıl olur ya da bir görme engel diye. Ya ama bizde de sorun var. Ben işte en çok onda tıkanıyorum. Yani mesela geçenlerde Göremiyor ve Juliet diye 6 nokta körler derneği Samsun Şubesi'nin yapmış olduğu bir tiyatro vardı AKM'deydi. Ben oraya gidemedim. Bedensel engelli oraya giremiyor çünkü. Biliyorum arkadaki çünkü ben yeğenimin meselesi ne derler yeğenimin gösterisi vardı. Arkada yük asansörüne çıkıyorsun. Ve oradan o amfiden yani o ne derler işte salondan aşağı inmen için mümkün değil. Gene seni kaldırıp indirecekler. Aynur Yiğit Hanım'a da buradan selamlarımı gönderiyorum. Ben geldim ama kapıdan döndüm yani. O salon değildir diye gittim ama oradan da artık o çıkıp da o kapının girişinde orada iki tane durmak zorundasın. Hoş bir yer değil orası. Stadyumda da benzer yani, bir şey yaşamışsın. Tabii stadyumda da mesela düşünsenize Galatasaray Samsun Spor maçı vardı. 6 gol oldu. Ben hiçbir golü görmedim. Hepsi diğer tarafa atıldı. Ama o zaman da bakın Emin Kar yoktu. Mesela Sayın Emin Kar'a da buradan selamlarımı gönderiyorum. Ben Emin Kar olduğu zaman o kadar çok istedim ki Samsun Spor yine istiyorum tabii birinci lige çıksın. Yani şu. Ama o çıksaydı bir devrim olacaktı biliyor musunuz? Yani dünyada bir örneği olacaktı ya. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi mesela birçok engellilerin mesela gittiği yeni yapılan statlar tabii mutlaka uygundur ama Anadolu'daki birçok stada mesela Emin Bey'i görünce düşünsenize yani ya. Kara kara düşünüyorlardı nasıl çıkaracağız? Nasıl çıkaracağız yani? Bu adam buraya çıkıyor mesela beyefendi yani o zaman aşağıdaki engeller ne olacak? Onlara bakabiliyorsunuz. O çıkıyorsa diyecek bu bir örnek teşkil edecekti. Doğru. Yani o da çok bizim yani benim orada çok üzgünüm. Yani orada yeterince destek olamadı. Biz neler kaybettiğimizin farkındayız. Biz hep kaybetmeden, damdan düşmeden bir şeyin farkına varamıyoruz kardeşim. Yani ben onu üzülüyorum. Ama şeyi düzelttiler. O Mete'nin sandalyesi böyle duruyordu. Sonra düzeldi. Diyorum ya ben sadece bir tek kaleyi görüyordum. Ya düşünebiliyor musunuz? Bütün goller de diğer kaleye atıldı. İkinci yarıda Galatasaray 4 gol attı. İlk yarıda 2 tane gol atılmış diye şaka gibi ya. Yani çünkü sandalyenin pozisyonu... Tabii tek kaleye görüyorum. Bu arada gol olmadı. Ben anladım. Bu sandalye yani. Ya bu böyle duruyordu. Evet. Çünkü burası çok dardı. Ama neyse çok sağ olsun. Şimdi bu sandalye böyle durup rahatlıkla maçı seyredebiliyor. Ya bu şaka değil gerçek ya. Ama yani, evet. Şimdi güzel olmuş yani. Doğru söylüyorsun. Evet. Engelli bir
başkanın yani. Bir spor camiasının başında olması daha çok gelir aslında. Ama yeterince de destek olunmadı bence Emine'ye. Kusura bakmasınlar yani. Ben son maçlarda yani o hele ki bir son burada neydi Sivas Spor maçı vardı ya. Birincilikte çıkacaktık çıkamayacaktık düşmemize sebep olan maçı diyorum. Yani ondan sonra yani Samsun Spor'a da yeterli destek olunmadı. Buradan artık onunla da federasyon düşünsün takip ediyorum. En çok da bunu Muhammed Bey var bizim haber gazetesinde spor servisi müdürü programıma konuk oldu. Eksik olmasın. Yani bu sene inşallah çıkacak diyorum da o da çok özel bir şey olur. Yani çünkü artık gidip rahat rahat maç izleyeceğiz ama bu da emin karar herhalde sebep oldu diyeceğim. Olunca olacak. Peki Zarife Hanım'la devam etmek istiyorum. Bu süreçlerin hepsini yaşarken çok da güçlü bir iradeye sahip olmak gerekiyor. Tabii. Sizin içinizden söylüyorum. Siz destek alıyor musunuz, yardım alıyor musunuz bunlarla? Yardım. Şimdi biraz önce Mete'nin söylediği gibi ben daha yakından tanıdığım için söylüyorum. Yardım almak... Çok ciddi hastalığı yenmek durumunda kaldınız. Oğlumu teslim edemeyeceğim ya da bu hayatta yalnız bırakmak istemediğim için diyerek hayata tutundum. Onu söyleyeceğim, onu söyleyeceğim. Şimdi maçtan bahsettiniz. Ben bir gün çok istiyorum maça geçsin. Aldım o, sürdüm Mete'nin arabasını. Yallah dedim burada engelli kapısı varmış dedim. Maça gidiyoruz ilk olarak Galatasaray'la vardı maçı. Yok o İnegöl Spor'la. Neyse Samsun işte. Samsun Spor maçıydı. Kupa maçıydı. Samsun'da mı oldu? Samsun'da tabii. Ben dedim bunu götüreceğim dedim yani. Bu iki kere gider dedim. Para mara da vermedim. Kupa maçıydı. Aldım yallah sürdüm gittim. Orada kapıyı neyse kapıyı falan açtılar. Bizi aldılar içeri ama gene karga tulumba gibi. Ya yaptıkları rampa falan. Oğlum dedim hiç sesini çıkarma dedim. Annem de bizden diyor niye para almadılar? O da para verecek adam arıyor. Onu götürdüm. Onun derdi de o. O da gitmiş ya biz ne yaptık diyor buraya. Nasıl girdik şimdi bizden bir şey yaparlar görürler falan. Para verecek. Ya anne dur bir girelim içeri diyorum ya bir bakayım ne demedi. Girdik ama girdik. Şeyin hatta babam girmedi. Baktı ki hepimiz aldılar. Babam girmedi o zaman sağ olsun rahmetli. O da dışarıda bekledi. Ya ikimizi aldılar. Üçüncü kişi ben de bizde hani böyle bir zihniyet vardır ya. Ya fazlalık olmayalım şimdi göze batmayalım falan. Ya babam da kapıda bekledi maç bitsin diye. Neyse ilk kere bitince çıktık dışarı. Ama götürdüm ben maça. Götürdüm. Yani maça götürdüm yani. Ama yan seyretti maçı. O başka. O da benim suçum değildi yani. Ben tekrar aldım. Oğlum dedim bu yarım maç bize yeter. Biz geri gidelim. Aldım geldim. Çünkü daha önce çok kalabalık olacaktı. Babam da dışarıda bekliyordu sağ olsun ya. Yani toprağı bol olsun. Allah rahmet eylesin. İşte yani. Peki evet destek diyorum. Yani bu süreçleri yaşarken şimdi oğlumuz 27 yaşında bir kazadan sonra Mete ziraat mühendisi. Evet. Önemli bir şirkette çok görev yaparken değil mi? Gecelerce aklımla uykum kaçıyor. Uyuyamıyorum. Bana bir şey olursa bu oğlum ne olacak diye. Ne olur birileri bir devlet buna bir çare bulsa. Ben şöyle ölmeden iki gece rahat uyuyayım. Ya bu çare nedir ben de bunu anlamıyorum. Fazla istemiyorum. Bir saniye anne. Yani şimdi annemi kullanacaklar mı? Annem de şimdi engelli çocuğu olan insanlar da çocuk engelliler de böyle düşünüyor. Ya annem olmadıktan sonra yani onun yerine ne koyabilirsin ki? Yani özel ihtiyaçlarını giderebilmek için. Özel ihtiyaçlarını gideriyor. Yani oğlum şimdi... lütfen bir dakika anlatabilir miyim? Anlatabilirsiniz tabii. Özel ihtiyaçlarını kimse göremiyor. Yapamıyor. Evet. Yani bunlar bu devlet ne olur ya ne olur birilerini bulsunlar. Anne olsunlar tabii. Birileri bir çare olsun yani. Ben ücretini de ödüyorum zaten. Benim ücretli bakıcımız var. Tabii. Tamam dört dörtlük değilim ama yemiyorum içmiyorum veriyorum. Yani bunu bir yere terk ediyoruz fakat bu özel ihtiyacı giderilmiyor. Bunu açalım Mete. Yani şunu mu dedi? Evde bakım var. Evde bakım hizmetleri konusunda. Şimdi benim 24 saatlik bir yardımcı ihtiyacım var. Şimdi hani tam anlamıyla şimdi kendi ihtiyaçlarım mesela su içmekti, yemek yemekti, şuydu buydu. Bunu yani, yapamıyorsun tek ama başına. Ama şimdi bunu da bir insan lazım yanında. Yani ne öyle bir durumlar oluyor ki zaten en büyük sıkıntı budur benim durumdaki engeller için. Ne paran geçiyor ne duan geçiyor. Yani anne gibi olmuyor. Şimdi annem böyle bir şey oluyor ama böyle bir şey imkan yok. Benim zaten benim için anneden ötesi var mı? Yani anneydi, kardeşti, ne bileyim işte yani eniştemdi, yeğenlerimdi. Yani bunlar çok özel insanlar. Yani bunların yerine kimi koyabiliriz ki? Evet. Yani kimleri koyabilirsin? Bir de işte diyorum ya yani bunlar insanlar da yani çocuklar da böyle düşünüyor. Tabii anneler böyle düşünüyorlar tabii. Onların da anne olmasının durumunda böyle bir sıkıntı var. Ama engelli çocuklar da öyle boş değil yani benim için. Annenin ötesi mi var yani? Annem Allah korusun bir şey olmasın, başımdan eksik etmesin. Şimdi bakın. Sevdiklerimi. Buyurun.
İngiltere'de benim kız kardeşim orada kalıyor. Kayınvalidesi iki yıldır yatalakta, şuuruna hakim değil. Her gün hemşire geliyor, evde bakıyor. Yani hemşire ama orada nasıl bir kanun uygulanıyor? Ne olur bizimkiler de yapsınlar. Nasıl? Daha. Anlatır mısınız? Belki siz şu anda bu konuda üzerinde çalışan kişiler duyacaktır. Nasıl evet, olması nasıl gerekiyor? Bir, yani evde bakılıyor, doktor ihtiyacını gider. İki senedir kadıncağız yatalak yani. Ve şuuruna hakim değil. Eve hemşire geliyor, bakıyor. Doktor geliyor, bakıyor. Bir de bunun yanında aileye yardım ediliyor. Ya öyle bir kanun yapamazlar mı? Buradan sesinizi duyuralım Zarife Hanım. Ne olur Allah'ım diye her gün yalvarıyorum. Her gece aklıma geldi diye uykularım kaçıyor. Ya bu işte bahsedilen yasanın içerisinde, yasanın içerisinde var mı bilmiyorum ben ama olması gereken de bu zaten. Amerika'da mesela benim evde bakım şey diye bir şey yani. Aslında buna benzer. Amerika'ya gitti hemşireydi mesela. Onun baktığı bir hasta vardı. Orada devlet mesela tam 6 tane hemşireyi o yatalak hastanın, çünkü o hasta da Türk'tü mesela, buradan gitmiş. Orada yanlış narkoz anestezi sonucu felçli bir şekilde, işte yatalak bir şekilde konuşamıyor. Yatağa bağlı bir şekilde kalmış. Ya ve iki yıldır devlet ona, kadın yani, devlet ona, ve devlet ona Amerika'da tam tamına 6 tane hastane, 6 tane hemşireyi tahsis ediyor. İngiltere'de oğlum. Anne ben Amerika'dakinden bahsediyorum. O benim kuzenimin baktığı ve günübirlik devir daim ederek bunlar gidip geliyorlar. Yani hastayı boş bırakmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bunu ve devlet veriyor ve para da veriyor ve ne bileyim yani bakıyor ediyor. Bu çok önemli. Yani bunlar... Peki bizim bu hayata geçirilecek yasanın içerisinde yok yani, böyle bir uygulama var mı? Ya da... Var. Tabii ki içerisinde evde bakım hizmetleri diye var ama işte ona kadar açılır, ne kadar bakılır, ne kadar şey olur bilmiyorum. Yani onun acaba altında neler var? Onunla ne düşünülüyor? Eğer evde bakım hizmetleri var mıysa yerel yönetimlerinde... Şimdi de var aslında var. Ama... Tabii var. Ama bu şekilde değil. Yani bu şekilde değil. Yani eğer içi doldurulunca bu şekilde olacaksa, olması gereken buysa bu şekilde değil. Şimdi yani onun için diyorum ya yani zihniyetin değişmesi lazım ya. Yani şimdi gözümüz arkada kalıyor diyor, işte anneler böyle bu şekilde düşünüyor. Çocuklar da bu şekilde düşünüyor falan filan ama bu tamamıyla böyle bizi bir kaosa götürüyor. Halen daha işte bunların düşünce aşamasındayız. Nasıl yapsak? Halbuki hepsinin bir yapılmışı var. Yani bunları Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok değil mi? Yok, gelişmiş yok. Ülkelerde tabii, bu tabii, işi yani, modellemek, bizi uyarlamak. Ailenin yanında bakılıyor. Tabii ailenin yanında bakılıyor. Yani anlatabiliyor şey... muyum? Ailenin gözetiminde bakılıyor gene yani evet. insanlar. Evet. Bakım evleri falan değil. Evet. Eve geliyor ya resmen eve geliyor. Evdeki işleri görüyor, bakıyor, ediyor. Öyle bakılıyor yani. Evet. Mesela benim bir tane konuğum olmuştu. Almanya'da iş kazası sonucu mesela engelli kalmış bir Mahmut Bey. Bize dua edecekti neredeyse engelli olduğuna. Çünkü iş kazası sonucu engelli olmuş. Yani adama her şeyi bağlanmış. Evine geliyorlar. Evinin şeklini, şemalini adama uygun şekilde değiştirmek ne demek ya? Yani bize rüya gibi geliyor. Ya bizde iş kazaları sonucu neler oldu? Bugün Soma'da mesela yapılanlar bunlar mesela şu an eylemleri oluyor. Şunlar olduğunu görüyoruz yani. Yani biz olayların bu şekilde çok çok gerisindeyiz. Biz herkes kendini vazgeçilmez zannediyor. Herkes zannediyor ki işte o duyarlıyız. Mesela durmadan şimdi radyoyu açsak işte kan organ bağışı, kan ihtiyacı falan. Eğer biz bu konular duyarlı olsaydık inanın şu an mesela hastanenin önünde kuyruklar olurdu ya. Var mı böyle bir şey? Yok. Biz hep istiyoruz ki yani yılan bize sokmayan, yılan dokunmayan, yılan bin yaşasın. Ama ne zaman ki başımıza geliyor o zaman yana yana ortalıkta düşüp aranıyoruz işte. O zaman duyarlı hale geliyoruz. Ve vazgeçilmez olmamayı da ben söyleyeyim. İnsanlara da bir örnekle anlatmak isterim ben bunu. Herkes, ya hepimiz şu dünyada ne kadar işte şunumuzu şu bardaktaki suya parmağımızı sokup çıkardık. Sen o parmağını o suyun içerisine sok, 3 saat beklet, 5 saat beklet, 1 gün beklet, çıkar, anında doldu yere. Bitti işte, bu kadar vazgeçilmeziz. Peki o parmakta yani suya soktuğunda ne bıraktın geriye? Bir kir bıraktın mı? O suyu sonradan birileri içebilecek mi? İçebilecek durumda bırakmak mesele. Umutsuzluğa kapıldığında oluyor mu Mateş? Çok. Çok çünkü hele ki bu son zamanlarda bu engellerin istismar edilmesi, ne bileyim yani bulutları görünce bu ne bileyim işte bu özel eğitim kurumlarının işler acısı hali, hepsini demiyorum. Onlar ne bileyim Allah herkesin yani ne bileyim onları ellerini vicdanlarına koysunlar ya. Yani çocuklar gidip de orada eğitim alıyoruz diye gidiyorlar ama ailelerde bir şekilde emanet ediyorlar. Ne bileyim yani gidiyorlar geliyorlar aynı şeyler. Ve ondan sonra, rant kapısı mı olmuş? Hem de yani. Nasıl, hem de nasıl. Özel kurslar, özel eğitim öğretmenlerinin evlere gitmesi bunların hepsi bir çok ciddi paralar ya. Çok ciddi paralar. Yani ve
Yani hem düşünseniz aileyi, hani demin engelli maaşından konuştuk. Mesela iki tane engelli çocuğu olan bir insan evde çalışmıyor, oturuyor. Bunların üzerinden parasını alıyor, yetiyen gelip yatıyor. O insan için bu engelli maaşı çok fazla. Ama engelli maaşı alıp da bunu gerçekten çocukları için kullanan insan için, çocuklar için yani engelliler için o zaman çok az. Hani soruyorlar engelli ücreti ne kadar alıyorsun? Neye göre soruyorsun? Evet. Yani mesele bir de burada yani. Peki, siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mete Kahraman engelli 27-28 yaşında sanırım 14 yaşında. Evet, 27 yaşında 15 seneye doldurdum. Önceki sen Mete Kahraman'la engelli duruma düştükten sonraki Mete Kahraman'ı böyle yan yana koyduğu zaman hayata, yaşama dair değerlendirmesi nasıl farklı? Şimdi onu nasıl söyleyebilirim biliyor musunuz? Yani ben öteki olmanın ne demek olduğunu biliyordum bir kısmen de olsa. Hani ben doğduğum yerden gidip çıktım. Yaşadığım yerde doğduğum yerden dolayı ötekiydim. Yaşadığım yerde de doğduğum yerden dolayı öteki olmam gibi doğduğum yerde de yaşadığım yerden dolayı ötekiydim. Bir öteki olma durumu vardı bende. Ama ben hayatı böyle ne bileyim yani dolu dolu yaşadığıma inanmıyorum. Yani denizi, şunu, bunu. Sonradan engelli olmanın zaten zor durumu bu. Doğuştan engelli olanlar tabii herkes için çok ayrı sorunları var. Ben bir şey için demiyorum da. Tadını bilmediğin bir yemeği özlemezsin. Şimdi doğuştan engelli. Ben diyorum ki mesela ya işte küçük abdestimi bir suvara yapmayı özledim. Öteki de diyor ki ya bir suvar ne? Bilmiyor ki. Bilmediği şeyi nasıl özleyebilir? Ama ben denize girmeyi, yüzmeyi, koşmayı, sevmeyi, sevilmeyi, ne bileyim yani bir şeylerle uğraşmayı, para kazanmayı, işe girmeyi, aşık olmayı, yani kız arkadaşımla şunu yapmayı, bunu yapmayı biliyorsun, özlüyorsun. Ve şimdi hiçbir şey yerini dolduramıyorsun. Çünkü her şey artık benim mesela ya hep ya hiç gibi yani tam olarak olmuyor. Eksik bir şeyler kalıyor. Bunu biliyorsun. Bu zor bir olan kısmı. Peki nasıl yönetiyorsun bu süreci? Bu süreci nasıl yönetiyorum? İşte bu program bana gerçekten sağ olsun Haberaks'ın ailesine, buradaki herkese, yöneticiler dahil olmak üzere, sizler de dahil olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu bende gerçekten bir bakış açısı yarattı. Yani bir şeye tutulmak, ya bir şeyler yapmak zorunda olduğumu hissettim. Ve her geçen üzerimdeki baskı artıyor. Mesela Gönül Sanat Atölyesi bana bir ödül verdi. Gittim işte burada rektörlükten sağ olsunlar bana karşı o duyarlı davranışları. Ve Haberaks'ın önemi, Haberaks'taki engelsizsiniz programına baktım ki yani ne bileyim Hollanda'dan işte Mustafa Koçbıyık beni arıyor ya da ne bileyim işte mesaj atıyor. İzleniyor. İşte bir şekilde baskı da artıyor. Bir de engelliler sadece işitme engelliler, bedensel engelliler, zihinsel engelliler değil. Yani bir çok yani 8,5 milyon içinde 30 ünlü var, Down sendromlu var. Ben bu programda hem onlara yer vermek istediğim gibi onlardan da çoğu zaman ben erteliyorum. Ya kusura bakmayın bu hafta böyle bir konum var ama herkesi almak istiyorum. Herkesin söz sahibi olduğunu biliyorum. Ve aynı zamanda engelsiz olan kişileri de alıyorum buraya. Mesela nasıl hatırlarsanız Şeref Şimşek diye ekolojik oyuncak ustasıyla tanıştık. Dünya tatlısı bir adam. Hala şimdi gitti Yozgat'ta oyuncak yapıyor. Burada engellilerle ilgili ne kadar çok şey ulaştı, bir şeyler yapmaya çalıştı, gitti falan filan. Yani işte böyle insanlarla tanışıyorsun. Ve bu da benim için tabii ki ne oluyor? Bir bambaşka bir şarj oluyorum. Yepyeni bir sayfa açıyorum. Şimdi benim çenem düşük, annem de mesela çok şey konuşması var. Yani derdi çok olanın konuşması olur. Çenesi düşük olur. Bir de bir boşlanma falan. Ben bile düşünüyorum Allah'ım. Benim bu oğlum 5 dakika yerinde duramazdı. Bu ne yaptık biz diyorum. Şey nasıl duruyor? Yani bir şey nasıl duruyor peki? Ama şimdi peki siz kazadan şimdi, sonra Mete'yi nasıl? Bu program işte öncesi sonrası nasıl derdi? Çok eskiden bir ara kitap okumaya başladı bu. Hep kitap. Kitap ama benim tarzım tam dışında dedim yani hep böyle kitap, hep kitap böyle. Onları hayal ederek yaşamak. Onları düşünmek. Onların yaşadığı çevreyi, oradaki kişilerin mesela yaşadığı çevreyi yani kafasına düşünerek yani. Yani bir de kendi kendime karar verdim. Her şey yürüyerek olmuyor. Düşünerek, okuyarak da oluyor. Yani öyle kendi kendime onu teselli ettim. Kendimi teselli ettim. Bir şeyler buldum. Zaman zaman çok küstü, çok kızdı. O zaman birilerini arıyordum. Ne olursunuz ay derdim böyle. Gelin derdim. Evet. 2 dakika derdim Mete ile konuşsalar da diyordum böyle. Mete uykudan uyansa da konuşsa birkaç kelime derdim. Açılsa derdim yani böyle. Ya ilk etapta zaten yani böyle duruma düşmüş yani. İnsanlar da ben görüyorum. İlk başta bizim mesela yattığım mesela yatak salondaydı. Ama sonra ben rahatsız olmaya başladım. Yani her şeyini orada görüyorsun. Televizyonu orada seyrediyorsun. Geleni gideni orada yatarak da seviyorsun.
Sonra baktık olmayacak. Bu şey oluyor mesela ben yatağımı aldım. Artık orada televizyon izlemiyorum meselinden. Çok fazla gelmedi şey. Sonra bilgisayar için yani her şeyi odalara ayırıyorsun ki en azından yataktan kalkmak için bir sebep arıyorsun ya. Yani mesela bu bir sürecin ilk başlangıcıydı. Sonra bundan sonra yani her şey yavaş yavaş sindire sindire yavaş yavaş bir şekilde yolunu bulup gidiyor yani. Yani uğraşıyorsun hep yani. Ama diyorum ya burada ben birçok insanla da tanışarak yani o insanlardan da bir şeyler görüyorsun. Mesela görme engelli bir yazar tanıyorsun yani Sedat Yılmaz sağ olsun bizi izliyordur onu da selamlarımı gönderiyorum. Birisi çıkıyor geliyor ne bileyim tiyatro yapıyor. Birisi geliyor bakıyorsun işte halk sanatıyla ilgileniyor. Birisi geliyor sporcu. Yani onları da görerek bakıyorsun ki işte diyoruz ya topyekun hepimizin yani bir araya gelmesi lazım. İşte siz ne güzel sağ olun var olun bak bu farkındalığı yarattınız, yaşıyorsunuz, farkındasınız, bizi konuk ettiniz, geldik. İşte bu böyle böyle olacak işte. Herkesin yapacak ve söyleyecek bir şeyleri vardır yani. Değil mi? Yani tabii. Ben özellikle bu mesajı mutlaka algılamasını istiyorum. Özellikle engelli kesinlikle kardeşlerimizin. Mete Kahraman onlara bir çok güzel bir örnek olabilir. Önlerinde duruyor. Tabii, anneleri tabii. Onlara o engelli kardeşlerimizin annelerine çok güzel örnek olabilir. Evet. Umudumuzu yitirmek, umudumuzu yitirdiğimiz zaman o zaman her şeyimizi yitiriyoruz değil umut mi? Umut bittiği anda her şey bitiyor. Evet. Umudumuzu ben halen onun yürüyebileceğine inanıyorum. Çünkü devamlı araştırma yapıyorlar yani. Evet. Ve ben bile kendi kendime bir gün diyorum oğlumun buradaki omuriliği kesilmiş. Bir şey çıkacak, enjektör çekecekler diyorum. Oraya koyacaklar, oradan filizlenecek, birleşecek. Yani en azından ben kendime bunu umut ediniyorum yani. Bunlar konuşuluyor da biliyorsunuz yani. Tabii ki konuşuluyor yani. Çok oraya koyacaklar diyorum. Allah inandırsın sizi diyorum. Ya Rabbim diyorum. Hani nasıl bir fasulye filizleniyor. Oraya koyacaklar diyorum. Orası filizlenecek diyorum. İkisi birleşecek o kopuk yeri diyorum. Benim oğlum ayağa kalkacak diye düşünüyorum. Ben nasıl böyle düşünüyorsam en kötü zamanda o anneler çocuğunuzun geleceğine böyle yürüyeceğine her şey iyi olacağına inansınlar. Sokağa mutlaka çıkarsınlar ve evet, üretken evet, olacakları, başarılı olacakları bir alana yönlendirsinler evet, evet, mutlaka evet. Değil mi? Mesela bazı şeyler, bazı engeller bir taşı görüyor, o taştan bir şeyler çıkarıyor. Yani o taştan bir şeyler çıkarıyor. Demek ki bir şeyler düşünüyor. Kesinlikle. Yani lütfen, lütfen bütün ailelere sesleniyorum. Herkes çocuğun dışarı çıksın. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben ne kadar çıkamıyorsam artık aileler çocuklarını çıkarsınlar. Çıkıyorum, gene çıkıyorum ama eskisi gibi değil. Çok güzel. İyi ki varsınız. Sağ olun. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Belki rahatsız ettim sizleri ama. Estağfurullah. İçimdeki meramı döktüm. Ne kadar ne güzel. Yapayım? Anneler hem bir annenin yüreğini, sesini dinleyelim istedik. Teşekkür ederim. Engelli bir engelli fiziksel engelli diyelim daha doğrusu bir evlada fiziksel sahip olmak nasıl bir duygu ve bu düşünceyle nasıl başa çıktınız ve ne benim kadar oğlum hareketsizlik engeli var. Engeli var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ben böyle bu engeli görüyorum yani. Evet. Engelli değil tabii yani. Engelleri nerede aramamız gerektiğini kafası zaten. Kafası her şeyi çalışıyor. Biliyoruz. Her şeyi çalışıyor tabii ama hareket engelli var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Peki, eğer yardımcı olabildiysem, eğer sesimi duyurabildiysem. Oldunuz tabii, olmaz olmaz. Son derece ben de çok mutlu son olurum. Son derece keyif aldık evet, bizde katılımınızda. Mete peki bu yaşadıklarını, kaza sonraki süreci, vakti zamanı geldiği zaman kaleme alıp bu tecrübelerini paylaşmayı düşünüyor musun? Yani çok şey tabii düşünüyorum, niye düşünmeyeyim? Yani benim zaten şöyle bir durum var, hemen ben son olarak onu da söyleyeyim de. Şimdi ben ilk ödül aldım mesela benim programın sonunda hep yazar. Hani acımak sizin susmak bizim suçumuz diye. Onu bir daha ben söyler misin? Acımak sizin susmak bizim suçumuz kime diye. Kime söylenmiş bir laf bu? Ben söyledim bunu, zamanında sağlıklıydım. 90 senesinde. Ve bu ödül almış bir slogandır. Hasan Gemici tarafından da o zaman devlet bakanıydı. Acımak? Sizin susmak bizim suçumuz. Bu benim programımda da sloganım olarak geçiyor mesela. Ödül aldım, mansiyon ödülüydü. Gittim Ankara'ya. İşte bu ödülü almıştım. Sağlıklıydım. Okulu bitirmiştim. Askerliğimi falan yaptım. Askere gidecektim tabii o dönemde. Sonra ben bir daha gittim ödül almaya. Yön Sanat Atölyesi çağırdı. Fakat bu sefer yine Samsun'dan gittim. Fakat bu sefer tekerlekli sandalyeyle gittim. Yani o hayatta zaman, başımıza evet, ne geleceğini bilmemiz mümkün değil. Ben diyorum ki o zaman acımamıştım. Şimdi de susmuyorum.
Cuma günü Engelsizsiniz programında bu hafta Tamsun Sakatlar Derneği Başkanı Hayri Akkemesoğlu oldu. Sakatlar mı? Sakatlar niye derneği değiştirilmediler? Öyle kaldı, onu bilmiyorum. Öyle kaldı. Herhalde güzel oldu TSD diye. Yani öyle kaldı akıllarında. Onun konuğum olacak diyorum. Cuma günü de inşallah görüşürüz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Zaten size teşekkürle ilgili koskoca bir programda yaparım. Haber Aks'la ilgili yani. Buradaki bu değerli çalışanları da olsun. Yani şu an yayında yönetimde emeğe geçen. Yani biz çok güzel bir yer burası. Haber Aks çok. Ve bunun da engelliler başta olmak üzere herkesin farkında olmasını bir kere daha üstüne basa basa söylemek istiyorum. Biz de tırnak içinde söylüyoruz özellikle. Bu tür çabaları diğer medya gruplarının da yayın kuruluşlarının da önemsemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü 4 yıldan beri 200'ün üzerinde programı hayata geçirdim ve her seferinde de engelli kardeşlerimize kategorisi fark etmeksizin ışık oldun, yol gösterdin, uyarılarda bulundun. Bunun sayesinde Samsun'da Türkiye'nin belki 3-4 tık üzerinde engeller konusunda iyileşmeler olduğunu biliyoruz, değişiklikler olduğunu biliyoruz. Bunu yerel yöneticilerin de söylediğini biliyoruz. Tabii yani zihniyet bu böyle bir zincir yaratacak, etki yaratacak bir şey. Umuyorum diğer medya kuruluşları da bu konuyu bu şekilde anlatırlar. Evet, çok merak ediyorum. Acaba birilerine faydalı olabiliyor mu? Acaba birileri duyuyor mu? İnsan olarak, zihniyet olarak kimsenin kimseden farkının olmadığını herkes anladığı anda işte anlayan insan insanlık kısmında bir level yükseliyor. İşte o level diyoruz ya. Level insanlık diyoruz. Adına bu, böyle anlatılacak bir şey bu. İnşallah. Umarım yasayla da eksik kalmış, güzel söz verilmiş ama yapılamamış yasayla da bu sizin söylediğiniz dünya ölçeğindeki standartlarda gelişmiş ülkelerdeki işler olsun. Eğer çok olsaydı var ya, İngiltere'ye gidip de o yasayı öğrenip de gelip buradakilerine uğraşmak isterdim. Bu burada bu 7 Haziran seçimleri için milletvekili adayları parti ayırmak için söylüyorum. Tabii ki. Adaylar şimdi seçmenlere gidiyorlar. Lütfen sizin bu sesinize de kulak versinler diye. Versinler. Ne olur versinler. Elini ayağını öperim onlara. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyorum ikinize. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Değerli izleyiciler, Samsun'un nabzında Engelsizsiniz. Mete Kahraman ve annesini konuk ettik. Engeller Haftası'nı konuştuk. Öncesini, sonrasını, engelli durumda yaşayan bireylerin içerisinde bulundukları psikolojiyi konuştuk. Evde kalan çocukları konuştuk. Engelli arkadaşları konuştuk. Niye çıkartılmadıklarını konuştuk. Neler yapılması gerektiğini konuştuk. Teşekkür ediyorum ben onlara katılımlarından dolayı. Önümüzdeki hafta Samsun Nabzı'nda HDP milletvekili adayı konumuz olacak. Arkasından da Havza Belediye Başkanı yine konuğumuz olacak. Havza Festivali ile ilgili. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Gerçek bir insan olarak kalabilmeyi, başarabilmek dileğiyle mutlu günler diliyorum efendim.